Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgenlerin 16. videosundayız ve dik üçgenin de 3. videosundayız. Ne anlatacağız size? Özel açılı üçgenlerden bahsedeceğiz. Sadece kuralları bilmek değil, mantığını anlamak çok önemli. Bundan sonraki geometri hayatım boyunca kullanacağım bir şey ve çok önemli bir şey. Lütfen ama lütfen kuralları değil, mantığını anlamaya çalış. Nokta. Başka da bir şey demeye gerek yok. Evet gençler bu pdf'e bu videonun pdf'ine nasıl ulaşabilirsin videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak artık hep söylüyoruz ama dik üçgen ilk videoda indirdiysen pdf'i zaten elinde pdf var sıkıntı yok e o zaman pdf önünde açıksa kaleminde hazırsa sen de hazırsan dersimize başlayalım dik üçgende özel durumlar yani özel açılı üçgenlerden bahsedeceğiz şimdi size Arkadaşlar bir kere burası 45-93, burası da ne oluyor 45 oluyor. Yani şu kenarlar ne oluyor birbirine eşit oluyor. 45-45-90 üçgende bu kenarlar eşit işte ya. Bunlara x x dersek buraya da y dersek Pisagor bağıntısından y ne çıkıyor arkadaşlar? X kökü çıkıyor arkadaşım. X x ise burası x kökü. Ama bunu bilmen lazım. Tanım olarak bilmen lazım. Dik kenardan hipotenüse geçiş nedir? Bak bunu yaz buraya. Dik kenardan hipotenüse geçiş nedir? Kök 2 kattır. Yani sen şöyle bir üçgen gördüğün zaman hocam burası 6 burası 6 ise x nedir diye sorulduğunda hocam direkt dik kenardan hipotenüse geçiş kök kattır. Ama bunun tersi de karşına gelebilir. Burası 6 verilip şu x'ler sorulursa dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kat ya tam tersi hipotenüsten dik kenara geçti, kök bölünmüş hali diyeceksin. Ters mantığını kullanacaksın. Yani 6'yı kök böleceksin. Ne yapıyorduk? Eşliğini ile çarpıyorduk. 6 kök 2 bölü 2'den burası da kaç yapar? 3 kök 2 yapar. Yani burası x'i kaç bulurmuş oluruz? 3 kök 2 olarak bulmuş oluruz. Haberin olsun. Ama kalıbın ne? Dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat bunu bileceksin. Geldik ikinciye. İkinci üçgenimizde 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgeninde ne, neresi verilirse verilsin. 30'un karşısı başlangıç noktası. Arkadaşlar 30'dan 90'a geçiş 2 kat yaz buraya. 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçiş de kök 3 kat. Bu ikisini bileceksin. Yazdım mı buraya? 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. E bunun ters mantığı verilirse hocam. Yani şu şekilde ilk önce normal mantığı verilirse. 30'un karşısı 6 ise. Öncelikle 30'un karşısı 6 ise. X'i de Y'yi de çok rahat bir şekilde buluruz. 6 ise 90'ın karşısı nedir arkadaşım? 2 katıdır 12'dir. 6 ise burası da kök 3 kattır deriz. Olayı bitiririz. Peki tam tersi verilirse hocam 30 60 90 üçgeninde şurası 6 olarak verilirse ve şurası sorulursa öncelikli olarak ne yapmak zorundasın? Y'yi. Başlangıç noktası Y'yi bulmak zorundasın. Şimdi diyeceksin ki 30'dan 90'a geçiş 90'ın karşısı var ya. 30'dan 90'a geçiş neydi? 2 kattı. Tam tersi 90'dan 30'a geçiş ne olacaktır? 2'ye bölünmüş hali. O zaman 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 diyeceksin. Şimdi 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısını çok rahat bir şekilde bulursun. 3 köküç olarak bulursun. Peki ya burası verilirse 60'ın karşısı verilirse 6 diye ve senden x sorulursa yine öncelikli olarak nereyi bulacaksın? 30'un karşısını. 30'dan 60'a geçiş neydi? Köküç katsa tam tersi 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş halidir. O zaman 6 bölü köküç diyerekten y'yi bulursun. Hocam köküç eşitliğiyle çarparsam 6 köküç bölü 3'ten 2 köküç bulurum. Y 2 kök 3 artık X de çok basittir. 30'dan 90'a geçiş 2 kat yani 4 kök 3 diye söyleyebiliriz. Anlaşıldı mı mantık? Yani sen normal 30'dan 90'a geçiş yani 30'dan 60'a geçişi bileceksin. Geri kalanını yorum yapacaksın. Ezberlemeyeceksin. Tamam mı? Evet sonrasına gelelim. 30-30-123 kere. Aslında bilmek zorunda değiliz. Bilmeden de kendimiz çıkartabiliriz. Nasıl? Öncelikle ben şunu şöyle yapayım. İkiz kenar ya dik çizdiğimiz zaman tabanı iki parçaya böler. 90'ın karşısı x'e 30'un karşısı x bölü 2'dir. E 60'ın da x bölü 2'nin köküç katıdır. x bölü 2'nin köküç katı. x köküç bölü 2 burası. x köküç bölü 2 burası. Topladığın zaman da x köküç yapar mı? Yapar. Ama yine de bazı özel sorularda bilmek lazım. 30-30-120 üçgeninde ikiz kenarlardan buraya geçiş köküç kattır. Yani şu şekilde 120 ise ve bunlar 30-30 ise 6 6 ise x sorulursa cevap ne diyeceksin? 6 kök 3 diyeceksin. Tam tersi sorulursa bize hocam 120 ve bunlar x x istenilirse bizden normalde şu kenardan buraya geçiş kök 3 kat tam ters mantığı ne olacaktır? Kök 3'e bölünmüş hali olacaktır. Yani kök 3 eşitliğiyle çarparsak 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 diye buluruz arkadaşlar. Bir de 15 75 90 üçgeni var ama ben şöyle bir şey söyleyeceğim. <laughs> Biraz sonra da söyleyeceğim o cümleyi. Şimdi yazmana gerek yok. O soru geldiğinde yazdırırım sana. Arkadaşlar kendi emeğimizle dik çizdiğimizde karşımıza 15, 75, 90 çıkıyorsa gittiğimiz yol yol değil. Bir kere onu söyleyeyim. Sen biraz sonra dik çizmeyi öğreneceksin ve dik çizdiğinde 15, 75, 90 çıkıyorsa gittiğin yol yol değil. Ha alanda belki çizebilirsin alan soruluyorsa. Çünkü haşa 4 taş mantığı var. Hipotenüs ait yükseklik eksikse bunu çizebilirsin. O ayrı bir konu. Ee, buradaki özelliğimiz de bu zaten. Hipotenüse ait yükseklik çizilir çizilirse de 15 75 90 üçgeninde haşa 4h olayı var. Aslında ya bu soru türü çıkar mı? Ya öğretmeniniz vermiş olabilir. O yüzden çıkabilir arkadaşlar karşınıza. Şöyle hipotenüs ait yükseklik h'sa burası neymiş arkadaşlar? 4h olacakmış. Genelde üçgende alanda karşımıza çıkabiliyor bu. Haberin olsun. Evet şimdi örneklere bakalım. Hocam ne verilmiş burada? Burası 6 verilmiş ve benden CD uzunluğu isteniyor bizden. E açı verilmiş ya 30 90 ise burası nedir? 60'tır. E hocam bunun tamamı 90 ya. Buraya ne kaldı? 30 kaldı. 30 90 ise bak burası da ne yaptı? 60. Burası da 30 oldu. 30 90 ise burası da 60 oldu. A hocam şu üçgende ne var? 30'un karşısı var. Ben şuraya ulaşmaya çalışacağım. Hocam 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı kök 3 katıdır. 6 kök Sonra geldim şu üçgene. Bak burada 90'ın karşısı var. Başlangıç noktası 30'un karşısıydı. 90'ın karşısı 30'dan 90'a geçiş 2 katsa tam tersi. 30'dan 90, 90'dan 30'a geçiş nedir? 2'ye bölünmüş haldir. Bak şu şekilde yapma lütfen. 30 60 90 üçgeninde hocam 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı 2 katıdır. 90'ın karşısı da 3 katıdır diyenleriniz oluyor. Olmaz zaten üçgen eşitliği sağlamıyor burada. Böyle açılarla doğru orantılı bir şey yok. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3 katı 30'un karşısı 1 90'ın karşısında 2 katı kuralı var. Tanımı var daha doğrusu bunu bileceksin tamam mı? Şimdi burada 90'dan 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçiş de yarısıdır o zaman tam tersi. Hocam 6 kök yarısı 3 kök üçtür. E şimdi 30'dan 60'a geçiş ben bulabilirim. 30'dan 60'a geçiş de kök 3 katıdır. Yani 3 kök 3'ün kök 3 katı kaç yapıyor? Şu ikisini çarpmıyor. 3 yaptı 9 yaptı. Şurayı 9 bulduk. E sonrasında da burada bir 30-60-90 üçgeni var. 30'un karşısı 9 60'ın karşısı ne olacaktır? E hocam 30'un karşısındakinin kök 3 katı olacaktır. Yani cevap 9 kök 3 oldu. Hali hazırda 30 60 90'lar vardı ve sonuca rahat bir şekilde ulaştık mı ulaştık. Şimdi burada şöyle bir soru var arkadaşlar. Hali hazırda bazen karşımıza özel üçgenler gelmeyebilir. Mesela 60 varsa bazıları şöyle yapıyor. Bir tarafımızdan bir şey uyduruyoruz. Yani kafamızdan yanlış anlaşılmasın. Hocam burası 90'dır diyoruz. 30 60 90 üçgendir diyoruz. 30'un karşısı 6 ise 60'ı karşısı 6 kök diyoruz. Yok öyle bir şey kardeşim. Nereden biliyorsun sen buranın 90 derece olduğunu? Değil mi? Bilemezsin ki zaten 30 60 90 üçgen olmuş olsaydı 30'un karşısı 6, 6 ise 90'ın karşısı 12 olmalıydı. Zaten hata burada görüyorsun. E, ne yapacağız hocam? Hali hazırda böyle 30 60 90 üçgenleri bizim karşımıza gelmeyebilir. O tür durumlarda ne yapacağız? Biz kendimiz 30 60 90 oluşturacağız. Nasıl yani? Hocam şu şekilde 60'ı gördük ya. Hop tepeden dik çizelim. Tepeden dik çizelim. Dik çizdiğimiz zaman 30 60 90 üçgen oluşuyor mu? Oluşuyor. Bak 90'ın karşısı var burada. 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. Hocam 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçti de 2'ye bölünmüş halidir. Yani burası 3'tür. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı da 3 köküştür. Ve burası da 90. Aa hocam tamamı 8. O zaman buraya ne kaldı? 5 kaldı. Ve artık burada Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. 3 kök 3'ün karesi artı 5'in karesi. X kare buradan 3'ün karesi 3 kök 3'ün karesi 3. 3 e, 3'ün karesi 9 çarpı 3'ten 27 yaptı. Artı 25 52 yapıyor burası. X de böylelikle kök 52 mi geldi? Evet. Bu da 4 çarpı 13 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevap 2 kök 13 diye çıkar mı? Çıkar. Evet bazen hali hazırda özel üçgenler bizim karşımıza gelmeyebilir. Bu tür durumlarda da ne yapıyoruz? Dik üçgeni biz kendimiz çiziyoruz arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. 30 derece var. Yani bir dik üçgende 30 derece de var. 30, 90 ne üçgeni? 60. Hala hazırda bir 30, 60, 90 üçgeni var. E o zaman uygulayalım. Hocam 90'ın karşısı verilmiş. Başlangıç noktası 30'un karşısıydı. E 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş halidir. E 90'ın karşısı 4 kök 6 ise 2'ye bölünmüş hali 2 kök altını çıkar? Evet. E şimdi 30'un karşısı 2 kök 6 ise 60'ın karşısı da burası da ne olmak zorunda? 2 kök 6'nın kök 3 katı yapar. E hocam bu 2 çarpı kök 2 çarpı kök 3 değil mi kök 6? Evet bir de çarpı kök 3 de var. Şurası 3 yaptı 3 kere 2 de 6 yaptı. Burası 6 kök 2 yaptı. E hocam şunlar da eşit verilmiş. Eşit verildiği için burası 3 kök 2. 3 kök 2 mi yaptı? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? ADX x yani şurada bir pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. x'in karesi 2 kök 6'nın karesi artı 3 kök 2'nin karesi diyeceğiz. x kare buradan 24 bunun karesi 4 çarpı 6'dan 24. Bu da 9 çarpı 2'den 18. Topladığın zaman da kaç yapıyor? Hocam 8, 4, 12, 40 kim yaptı? Evet. X kare 42 ise X de böylelikle kök 42 olarak bulunur. Yani cevabımız kök 42 oldu örnek 24'te. Geldik örnek 25'e. Eee ne var burada? Hocam ikiz dik üçgen var. Tamam. A, D kaçtır diye soruluyor. E hocam ikiz kenar dik üçgen 45, 45, 90 üçgeni. Tamam ben buraya A, A dersem. Hatta burası da A oldu. Bizden ne isteniyor? A kök isteniyor arkadaşlar. E büyük üçgende bir pisagor bağıntısı var. Burası A iken burası 2A değil mi? A 1 2 kök 5 üçgeniydi. Buranın A kök 5 olması lazım. A kök 5 eşittir 6 kök 5 ise A'yı buradan kaç buluruz? 6 buluruz. A yerine 6 yazdığımız zaman e burası 6 altı, burası 6 ise ikiz kenar dik üçgenden burası da kaç çıkar o zaman? 6 kök çıkar. Bizden de A D isteniyor. Cevap 6 kök oldu. Geldi, örnek 26'ya. A hocam ne güzel. İkiz kenar dik üçgen var burada. 45-45. Hocam burası bulabiliriz. Bu normalde dik kenardan hipotenüse geçiş kök kattı. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök bölünmüş hali değil midir? Evet. Ama bu kenarları bulsak 7'yi kullanabiliyor muyuz? Hayır. Demek ki başka bir şey yapmam lazım. Hocam ikiz kenar üçgen var ve benden BC isteniyor. Hocam X isteniyorsa X'e karşılık bir dik üçgene karşılık getirmem lazım. A şuraya baktığım zaman bu bir ikizkenar üçgen ya. İkizkenar üçgen deyince tabanla mevcutsa aklımıza ne gelir? Hocam tabana ait yükseklik gelir. E o zaman tabana ait yüksekliği çizelim. Ne oldu? 8 8 oldu burası. Evet. Bak burası da 90 derece. 45 90 ise burası da 45 oldu. A 45 90 ise burası da 45 oldu. Bak bazen özel açının ikizkenarlarını kullandırırlar bize. E 45 45 8 ise burası da 8 mi yaptı? Evet. E artık burada bir dik üçgen var mı? Var. X'e ait. Hocam şurası 8. Burası kaç? 15. 8, 15, 17 üçgeninden BC'yi de böylelikle 17 olarak buluruz. Örnek 27, 26, 17 çıktı. Geldik örnek 27'ye. E ne var burada? Ne yapacağız arkadaşlar burada? Hocam özel üçgen. Yani özel üçgen yok. E 45 derece var. Özel açının olduğu her yerde özel üçgeni oluşturabilirsin. E nasıl oluşturacağız hocam? Dik çizerek oluşturacaksın kardeşim. Diki nasıl çizeceksin? Hop tepeden çizeceksin. Ama dur. Sana bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bazen tepeden dik çizmeyle bu iş olmuyor. Her zaman iki tane dik çizme mantığı vardır. Onu da ben burada göstereyim sana. Bak 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 dikkat et. Şimdi özel açı mantığı dediğimiz olay zaten budur. Arkadaş şöyle 45 derece olduğu zaman 45 45 90 üçgeni iki ihtimalle çizilebilir. Birincisi şu, hocam tepeden dik çizeriz. Herkesin de tepeden dik çizme alışkanlığı var ama bazen tepeden dik çizdiğinde saçma sayılarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden İkinci olarak nereden çizeriz? Arkadaşlar şu 45'e dokunmayın da özel açıların dokunulmazlığı vardır. Özel açılar dokunulmaz. Hatta şöyle bir şey diyeyim. Kalp için alacağım bak şimdi. 30'dur, 45'tir, 60'tır. Bunlar özel açıdır. Bunlar dokunulmaz. Hocam 30'u parçalasam 15, 15. Hayır 15 diye özel bir üçgen yok. Sadece 15, 75, 90'da aşağı 4 taş var. Özel bir üçgen kenarlarla ait ilgili özel bir üçgen yok. Ya da 45'i parçalayayım hocam 15, 30. Hayır Kesinlikle bir tek 60'ı parçalayabilirsin. O da eşkenar üçgende yükseklik çizmek için. Bunlar parçalanmaz. Bunlar dokunulmaz. Hatta bunların 180'i tamamlayanları da hocam 150, 135, 120'ler de parçalanmaz. Bir tek 30, 30, 120 üçgeninde ikizkenar olduğu için 120'yi parçalayabiliyoruz. Bunları sakın ama sakın parçalamayın. Bunları kalp içine aldım. Kalp içindekiler dokunulmaz. Yani bunlar aynı zamanda parçalanmaz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Parçalanmaz. Tamam mı? E ne yapacağım? 45'e dokunmayacaksın. Şuradan dik çizdiysem saçma bir sayılar geldiyse o zaman ne yapacağım? Şuradan da dik çizebilirim. Yani sen dikini şöyle de çizebilirsin. Bak burada da 45 45 90 üçgeni karşına çıkabiliyor. Tamam mı? 45 90 bak 45 üçgeni. Ya da burada 45 45 90 üçgeni. Anlaşıldı mı? Şuraya baktın. Sen ne yaptın? Tepeden dik çizdin. Dik çizmek tabii ki ilk başta hep tepeden denk gelir dik çizince a ne geldi 45 90 bak burası da 45 oldu 45 45 90 üçgen çıktı yani burada özel bir üçgen çıktı 5 kök 2 dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 katıysa hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye hali bunlar 5 5 olur saçma bir sayı çıkmadı saçma çıksaydı bir de buradan dik çizecektim böyle e o zaman burada tamam şurası 5 5 a hocam tamamı 17 buraya 12 kaldı ana burada da bir dik üçgen pisagor 5, 12, 13 üçgeninden Ali Bey uzunluğunu 13 diye buluruz. Ama burada sana güzel bir mantık verdim. Şu kalp içine aldığın notu sen de buraya al lütfen. Ve özel açı mantığı bak. Özel açı mantığı bu. Şu mantık da bizim için çok önemli. Dik çizeceksin. Özel açıya dokunmadan dik çizeceksin. Ve dik çizdiğinde de bir de 15, 75, 90'da oluşmasın. Buna da dikkat et. Tamam. Örnek 27. Bu çıktı. Bu çıktı dediğim. 13 çıktı. Geldik örnek 28'e. Bak şimdi kardeşim. Şuraya geldik. Buraya geldik. Buraya geldik. Ne var burada? Hocam A ile C açısının toplamı. Yani ben şuraya alfa buraya beta dersem. Alfa artı betayı kaç vermiş? 45 derece vermiş. Hocam alfa artı beta 45 ise burası kaç derecedir? 135 derecedir. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? AB uzunluğu isteniyor. Ne yapacağız burada? İşte 135 derece gördün mü? 135'i nasıl yazdım? Şu ikisinin toplamı 45 ya. O zaman buraya 135 derece kaldı. Arkadaşlar ne yapacağız burada biliyor musunuz? 135'in mantığı. Biraz önce kalp içine hangi açıları yazdım? 30, 45, 60. Ve bunların 180 hatanları. 120, 135 ve 150. Bak 135 özel bir açıdır. Ama 135'in nesi özeldir? Hocam 45'e dış açısı. Bak şöyle dış açısı. Bak ama uzatacaksın. Şunun uzantısı. Buradaki dış açısı. Ya da senin iki ihtimalin var. Ya buradaki dış açısı ya da buradaki dış açısı diyeceksin. Bunu uzatacaksın. Bazı arkadaşlar bak şöyle bir şey görünce hocam bunun dış açısı böyle yapıyorsunuz. Hayır dış açısı bunun uzantısıdır burasıdır ya da bunun uzantısıdır burasıdır. Bak şu uzantı şeklinde olacak tamam mı? Böyle geniş açı gördüğünüz zaman ama her gördüğünüz geniş açıda da öyle dik çizmeyeceksiniz dışarı doğru. Burada mesela dışarı doğru dik, dik çizeceğim. Şimdi bunu niye gösterdim ben iki ihtimali? Arkadaş ya buradan dik çizeceksin ya da buradan dik çizeceksin. Ya bu 45'in mantığını kullanacaksın ya da bu 45'in mantığını kullanacaksın. Ama buradan dik çizince 90'ın karşısı 7 iken 7 bölü kök 2 7 bölü kök 2 geliyor burası. Yani 7 bölü kök 2'ler bizim için sıkıntı değil mi? Sıkıntı. Yani saçma sayılar var burada. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bunu sil buradan yapma. İki ihtimalim burada da var. Nasıl ki biraz önce dedik ki arkadaşlar şöyle şöyle bir özel açılı o üçgen olduğu zaman. Mesela burası 45 dereceyken adam sana burayı ee, şey verdi mesela atıyorum ne versin şurayı şimdi ona göre bir soru yazayım ben buna göre bir soru yazayım burası mesela 12 kök olsun burası da mesela 13 olsun sen buradan dik çizince a hocam 13'e 13 bölü kök 13 bölü kök dersin buraya İşte burada sıkıntı yaşarsın saçma sayılarla uğraşma ikinci bir dikini çizmeyi de ihmal etme ikinci bir dikinde buradan gelir o hocam buradan dik çizince de 12 kök ki ise 45 45, 45 93 Burası 12, burası 12. E o zaman buraya da 1 kaldı dersin. Pisagor bağıntısından x'e de ulaşırsın mesela. Gördün mü? Burada geniş açılarda da öyle. Ya buradaki uzantısındaki 45'i kullanacaksın ya buradaki uzantısındaki 45'i kullanacaksın. Buradan çizince saçma olduğunu gördün. O zaman buradan çizeceksin kardeşim. Çizdin dikini. 45 45 93 üçgeni. E hocam ne geldi buradan? Şurası a iken burası a. E sonra bir Pisagor bağıntısında büyük üçgenle yapacağız. Hocam ne diyeceğiz? 13'ün karesi eşittir. Bak burada farklı bir hatırlatma yaptım. Bunu yukarıya alayım. Çözümle karışmasın. Şurada yukarıda. Bu ekstra bir şey söyledim sadece burada. Tamam mı? Kafamız karışmasın burada da. O zaman bunu şöyle yukarı doğru alayım. Şöyle bir şey olsun. Burada ne yapacağız? 13'ün karesi hocam. A'nın karesi artı A artı 7'nin karesi. A'nın karesi artı A artı 7'nin karesi diyeceğiz arkadaşlar. Ama burada işlem işlem işlemle A'yı bulacağız ya. Artık sen hissetmeyi de öğrendin. A, A, hocam şey varsa 13 varsa büyük ihtimalle 5 12 13 üçgendir. A yerine 5 yazsak burası da 5. 5 12 13 sağlaması da tutuyor mu? Tutuyor. O zaman A'yı 5 deriz ve olayı bitiririz. İşte olay bu dostum. Tamam mı? Örnek 28 bu şekilde oldu. Geldik örnek 29'a. Bak şimdi. Dikkat et kardeşim. 150 derece var mı? Var. 150 de özeldir. Nesi özeldir? Dış açısı özeldir. Hocam ya buradaki 30'u ya buradaki 30'u. Buradaki 30'una bak bakalım şuradaki 30'u eğer saçma sayılar gelirse o zaman buradaki 30'una bakacağım. Tamam mı? Buradaki 30'u kullanmak için şuradan bir dik çizerim. A 30 60 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 6 ya. Başlangıç noktası 30'un karşısıydı. Hocam 90 30'dan da 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçişte de 2'ye bölünmüş halidir. Yani burası 3 yapar. 30'un karşısı 3 60'ın karşısı da 3 kök 3 yapar. E hocam büyük üçgende Pisagor var. Şu x'i bulmak için. Burası 3 burası 5 kök 3 yaptı. Herhangi bir saçmalık yok. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5 kök 3'ün karesi deriz. Olayı bitiririz. 9 artı 25 çarpı 3'ten 75. Yani 84 yaptı. X de böylelikle kök 84 yaptı. Bu da 4 çarpı 21 galiba değil mi? Evet. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevap da böylelikle 2 kök 21 olur arkadaşlar. Evet. Cevabı da bu şekilde ne bulmuş oluyoruz? 2 kök 21 bulduk. Özel açı ve mantığını da bu şekilde kavramış bulunuyoruz. Özel açı gördüğünüz zaman her özel açılı soruyu bu özel açı mantığından yaparsınız arkadaşlar. Tamam mı? Örnek 29. 2 kök 21 çıktı ve geldik dik üçgende trigonometrik oranlara. Arkadaşlar bu da bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. Ee, o zaman burayı da bitirmiş bulunuyoruz. Özel açı mantığını da bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dik üçgende trigonometrik oranlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.